Evet. Merhabalar. Bugün ne olmuş? Ne olmuş? Onu diyorum işte. Ne olmuş? Bugün SanDisk'in 1 TB'lık NVMe M.2 SSD'sini inceliyoruz. Gördüğünüz gibi SSD'miz M.2 formatında. 3D NAND kullanıyor ve M.2'nin arkasında boş bir yüzey var. Önünde de kontrolcü ve bellek yongası var. SanDisk bunun içinde kendi yongasını ve kontrolcüsünü kullanıyor. Okuma yazma hızları paketin üstünde SanDisk'in belirttiği 2400 okuma, 1950 yazma, fakat ben biraz doldurup test ettiğimde 2473'e 2011 verdi. Yani biraz daha fazla çıkmasının sebebi çoğu kısmının boş olması. Sadece bir iki oyun attım. Öyle denedim. Bir de diğer hard disklerle denedim. Bir tanesi 500 GB'lık. Bir tanesi 80 GB'lık, diğeri de zaten M.2 SSD'nin hızı. Zaten çıkan sonuçlardan da anlarsınız. Yani mekanik disk tamamıyla ölüm yani. Eski teknoloji. Bu Ultra serisi, Extreme serisi de var. Daha performanslı ve daha pahalı. PCI Express 3.0 X4 veri yolunu kullanıyor. Bildiğiniz gibi 4.0'lar da var, fakat bunlar yani daha erişilebilir. Sistemimiz bu performansı ne kadar sürdürebilir? Diğer pahalı modellerde M2'lerin kendi RAM'leri var. Performansı çalışıyorlar. Fakat bu TLC bellekli. Yani kapasitesinin bir bölümünü feda ederek onu RAM gibi kullanıyor. Ve performansı da buradan geliyor. Yani 100 GB'lık büyük bir dosyayı yazmaya çalışırsanız, o zaman o kendi ayırdığı RAM doluyor ve performans bayağı bir düşüyor. Aslında genelde bütün SSD'lerde bu böyle, ama bence soğutucuya gerek yok. Bu M2 boşta 30-35 derecelerde. Hani çıksa çıksa ne kadar çıkabilir yani, bayağı bir saatlerdir bir şey okuyup yazdırıyor olmanız lazım. Hani ben gerek duymuyorum soğutucuya. SanDisk 600 TB'lık bir ömrü olduğunu söylüyor. Ama hani şey, yazma tarafında, yazma ömrü. Bu konuda genelimizin yani doğru bildiği bir yanlış var. O da şu: 300 TB'lık bir ömür vermiş SanDisk buna, ama hani 600 TB sonra bunun ömrü bitmiyor. Tabii ki hani yine biz kullanmaya devam edebiliyoruz, ama 600 TB'lık bir garanti veriyor. 600 TB'dan sonrası garantiye girmiyor. Zaten normal bir kullanımda bu 600 TB'lık bir yazım yani yapmak bayağı bir zor. Dediğim gibi normal kullanımda. Bunun yazılımı da var. Yazılımı kurar kurmaz benim tavsiyem firmware update'i yapmanız. Ben kurdum. Hani direkt güncelleme geldi. SSD boşken güncelleyin. Hani verileriniz zarar görmesin. Hani çok illaki kesin değil yani zarar görecek diye bir şey yok, ama hani SSD doluyken firmware update'i yapmak riskli sonuçta. Dedikleyip yapabilirsiniz. Yazılımda işte farklı araçlar var. Mesela Acronis var. Hani bu M2'yi aldınız. Kendi Windows işletim sisteminizi M2'ye taşımak istediniz. Acronis'le bunu yapabilirsiniz. Yani bir nevi disk klonlama programı. SSD'nin fiyatı 1000 lira bandında geziyor internette. Ben hani 930 liraya buldum. N11'de, Trendyol'da, Ütopya'da filan var. Günümüzde bile anakartların çoğunda hani 2 tane M2 slotu var. Bence bu fiyata bu performans gördüğünüz gibi alınır.